Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir konuyla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın 17. günündeyiz ve güzel, çok fazla sorunun geldiği, periyodik olarak hemen hemen her yıl bir soruyla karşılaştığımız bir konudan bahsedeceğiz. Üstü ifadelerden bahsedeceğiz. Hepimizin kitapları önümüzde. Kitapları özellikle vurguluyorum çünkü kitap üzerinden çalıştığınız takdirde hem bu konuları komple tekrar etme şansınız olacak hem de emin olun çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş olacaksınız. Şimdi üstü ifadelerden bahsedeceğiz. Bunun temelinden sıfırdan matematik kampında bahsetmiştik ama tabii ki biz orada bahsetmemişiz gibi gelin şöyle sıfırdan bir alalım. Bu üstü ifadeler nedir, ne değildir, neden çıkmış, nasıl soruları var? Bunlardan bahsedelim. Şimdi üstü ifadeler bir gösterim esasında, yeni bir sayı türü değil. Bir sayının kendisiyle birden fazla kez çarpılma durumunu daha kısa biçimde yazmak için bulunan bir gösterim. Buna üstü ya da kuvvetli ifade denmiş. Nedir olay? Tekrar şöyle gelin bir hatırlatalım. X'i kendisiyle n defa çarptığımızda bunu x üzeri n olarak gösteriyoruz. Buradaki n'e üs ya da kuvvet demişiz. X de burada taban oluyor. Şimdi burada n burada tabii ki pozitif sayı olarak başlanmış önce. Daha sonra negatif olacak. Bunlar küsuratlı değerler olacak. Bunların hepsini teker teker söylemeye çalışacağız. Ama şimdilik en basit tanım yapıyoruz. Peki bir sayının kendisiyle 3 defa 5 defa çarpımını örneğin direkt o sayıyı çarparak bulabiliriz ama belli başlı bilmemiz gereken durumlardan bahsedelim biz önce. Mesela sıfırın sıfırıncı üssü ya da sıfırın sıfırıncı kuvveti nedir? Bunun direkt ederi belirsizdir diyeceğiz. Bu belirsiz bir ifade. Peki sıfırın sıfır dışındaki pozitif kuvvetleri nedir diye soracak olursak sıfırın karesi, sıfırın küpü şuraya yazalım. X pozitif bir tam sayı olmak kaydıyla bunun ederi daima sıfırdır. Sıfırın negatif kuvveti olmaz diyeceğiz biz. Sıfırın negatif kuvvetleriyle ÖSYM ilgilenmiyor. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsiz, sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşit. Peki bir sayının sıfır dışındaki bir sayının sıfırıncı kuvveti kaçtır? 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 5 üzeri 0 gibi. Onun da ederi daima 1'e eşit. Bunlar tanımdan direkt çıkaramayacağımız ifadeler. O yüzden bunları direkt baştan söylemek istedim. Peki tanımla beraber çıkarabileceğimiz durumlara da bakalım. Mesela herhangi bir sayının birinci kuvveti yani birinci üssü zaten sayının kendisine eşit olacak değil mi? Sayıyı kendisi bir defa çarpmak gibi oluyor ama sayının birinci kuvveti direkt kendisine eşittir. Birin bütün kuvvetleri biri kendisiyle kaç defa çarparsak çarpalım sonuçta 1'e eşittir. Bunu bilmemiz lazım. Eksi 1 için işlem birazcık daha detaylı. Eksi 1'in kuvvetinin tek mi ya da çift mi olduğuna bakacağız. Eksi 1'i eğer çift defa birbiriyle çarparsak yani 2 defa, 4 defa, 6 defa fark etmez. O zaman sonuç artı 1 gelecek. Eğer eksi 1'i kendisiyle tek defa çarparsak 1 defa, 3 defa, 5 defa o zaman da cevap eksi 1 olacak. Ki bunu zaten biz temel kavramlarda da söylemiştik. Pozitif kuvvetler bütün kuvvetleri sonuçta pozitif sayıların daha doğrusu bütün kuvvetleri pozitifti. Ama iş negatife geldiğinde eğer kuvvet çift ise pozitifti. Kuvvet tek ise negatifti ya. İşte bu onun özeti aslında. Burada artı ya da eksiden ziyade işin içine de bir giriyor. Eğer çiftse artı bir, tekse eksi bir oluyor. Eksi birin kuvvetleri. Şimdi bunlar ilk etapta bilmemiz gerekenler. Daha sonrası ne? Daha sonrası şu. Bir sayının kuvvetini eğer biliyorsak soruları çözerken daha hızlı ve daha kolay çözüyoruz. O yüzden hangi sayıların kaçıncı kuvvetine kadar bilmemiz gerektiğini ben buraya yazdım. Bakın 2'yi 2 üzeri 10'lara kadar bilsek işinize yarar. Bunu oturup ezberlemeye çalışmayın ama bir noktadan sonra zaten ezberliyorsunuz soru çözerseniz. 3'ü 3 üzeri 5'lere kadar, 4'ü 4 üzeri 4'e kadar, 5'i 5 üzeri 4'e kadar. 6 ve daha büyük sayıların da karelerini bilmek lazım. 6 ila 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilirseniz, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144 şeklinde bilirseniz işinize yarayacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim üstü sayılarda 4 işleme girmeden önce bilmemiz gereken temel durumlara. Bu temel durum, temel özellik de diyebiliriz. Nedir? Bunların ilki negatif kuvvet. Şimdi dedik ki bir gösterim oluşturduk. Bu gösterimi farklı şekillerde nasıl
kullanabiliriz. Bundan bahsetmiş insanoğlu. Bundan sonra bunları bulmuş. Negatif kuvvet diye bir şey tanımlanmış. Mesela negatif kuvvet olunca şu şekilde yapalım demişler. Negatif kuvveti pozitife çevirmek için tabanı takla attırmamız gerekiyor. Yani bir sayının negatif kuvveti olması demek o sayının takla atması anlamına geliyor. A üzeri B, A bölü B'nin eksi x'inci kuvveti B bölü A'nın artı x'inci kuvvetine eşit. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Bir sayı takla atarsak kuvveti işaret değiştirir. Ya da bir sayının kuvvetinin işaretinin değişmesini istiyorsak sayıyı takla attırmalıyız. Peki nasıl okuyacağız bunu? Mesela 2 bölü 3'ün burada eksi 5'inci kuvveti varsa diyeceğiz ki biz bu 3 bölü 2'nin artı 5'inci kuvvettir şeklinde okuyacağız. Ya da eksi 5'i artı 5'e çevirmek için aşağıyı takla attırmak zorundayız diyeceğiz. Neyse uzatmayalım. Şurayı peki nasıl yaparız? Bakın 2 üzeri eksi 1 ya bu. 2 dediğimiz şeyi takla attırdığımız zaman o halde onun bir paydasının olması lazım. Paydası gizli 1'dir bütün tam sayıların değil mi? 2 bölü 1'in eksi 1'inci kuvveti. O halde bu ne olacak? 1 bölü 2'nin artı 1'inci kuvvettir diyeceğiz. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2 olacak. Pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Bir şey üzeri eksi 1 onun direkt takla atmış halidir diyeceğiz. Ya burada 4 üzeri eksi 1 ne diyecek olurlarsa bize direkt 1 bölü 4 deriz mesela. Peki 3 üzeri eksi 2 olursa mesela ne yaparız? Bu da yine takla atması gerekiyor. Kuvvet negatif pozitife dönmesi için. 3'ün takla atması demek onun 3 bölü 1 olarak yazılması demek zaten. Takla atarsa ne olur? 1 bölü 3 olarak yazılır o da. Artı ikinci kuvvet olacaktır. Bu işin negatif kuvvet tarafı. Şimdi gelin bir de başka bir özelliğe göz atalım. Üssün üssü ya da kuvvetin kuvveti. Bu da şöyle bir durum. Bir sayının üssünün üssü bu şekilde gördüğünüz gibi parantezle korunaklı biçimde verilirse o zaman biz bu üstleri çarpacağız. Yani 3 üzeri 2'den 5 tane yan yana çarpmışız gibi düşünün. 3 üzeri 2 ne zaten? 2 tane 3'ü yan yana çarpımı. Bundan 5 tane olursa 2 taneden 5'er 5 tane olursa 2 kere 5'ten 10 tane olur gibi yorumlayabilirsiniz. Yani özetle bu şekilde olduğunda 3 üzeri 2 bölü 5 yani bu 3 üzeri 10'dur diyeceğiz. Şimdi bu da aynı şey ya 3 üzeri 5 kere 2 olur bu da. Bu da 3 üzeri 10. Bu ikisi aynı şey olduğu için şöyle bir kural çıkarıp oradan soruları çözeceğiz. A üzeri x'in y'inci kuvveti eşittir neye? A üzeri y'nin x'inci kuvvetine. Bu bize ciddi anlamda kolaylık sağlayacak soruları çözerken o yüzden önemli. Ama şunu da söyleyeyim. Bizim karşımıza mesela şöyle bir şey çıksaydı. 3 üzeri 2 üzeri 5 ama şöyle paranteze alsaydık işte burada 2 kere 5 demeyeceğiz. Bakın burada önceliğimiz parantez. Parantezde ne var? 2 üzeri 5 var. Peki 2 üzeri 5 neydi? 2'nin kendisiyle 5 defa çarpımı. O da 32. O halde bu direkt 3 üzeri 32'ye eşittir. Yani 3 üzeri 2'nin 5'inci kuvveti eşit değildir. 3 üzeri 2'nin 5'inci kuvvetine. Buradan hareketle şunu söylemek gayet doğal olur. 3 üzeri 2 üzeri 5 gibi bir gösterim olursa bunun ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü parantezi buraya koyarsak başka, buraya koyarsak başka bir ifade olur. Dolayısıyla parantezsiz biçimde yazılanlar belirsizdir onu da söyleyelim. O yüzden çıkmaz karşınıza ama olur ha baskı hatası falan olur. Görürseniz onu da söylemiş olayım derim. Geldik son duruma. Bu da kuvvet indirme diyeceğiz şimdilik. Sonra biz bunları köklü ifade daha detaylı inceleyeceğiz ama burada bize lazım olur diye söyleyeyim istedim. Kuvvet indirme şu. Herhangi bir sayının kuvvetinden kurtulmak istiyorsak o sayının eşit olduğu bir ifade varsa onun direkt kuvvetinin altına bu kuvveti yapıştırabiliyoruz. Yani mesela burada a üzeri x eşittir b üzeri y ise burada şu x'i koparıp kesip y'nin altına bölü x olarak yazabiliyoruz. A'nın ederi ne oluyor? B üzeri y bölü x oluyor. Veya tam tersi b'nin tepesindeki kuvvetten kurtulmak istiyorsak onu kesip buradaki x'in altına yapıştırabiliyoruz. B eşittir a üzeri. Bu sefer x bölü y oluyor. Şunu şöyle değiştirelim. X bölü y oluyor. Mesela işte diyelim ki 3 üzeri x eşittir 5 olsun. Şimdi bu 5 nedir aslında? 5 üzeri 1'dir. O zaman 3'ün ederi nedir diye sorulursa bunu atıp bu tarafa 5 üzeri 1 bölü x olması lazım diyebiliriz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Ve gelelim işin 4 işlem kısmına. Üstü sayılarda, üstü ifadelerde 4 işlem. Toplaması, çıkarması yok diyebiliriz. Toparlama var daha doğrusu. Yani toplama, çıkarmada bir kural yok. Hem tabanları
hem de kuvvetleri aynı olanları kendi aralarına topluyoruz, toparlıyoruz, paranteze alıyoruz aslında. Dolayısıyla mesela burada 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi toplayamam. Çünkü tabanları aynı olsa da kuvvetleri başka. 2 üzeri x de 2 üzeri y de belirsizdir. X ve y'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları toplayıp x ve y türünden ifade edemem. İki belirsiz şeyi toplayıp belirli bir hale koyamıyorum. Ve bundan dolayı bunun direkt ederi toplanamaz diye yazılabilir burada. Bunu böyle olduğu gibi bırakırız. Ya da 3 üzeri x artı 5 üzeri x. Bakın burada da yine üstler aynı ama tabanlar aynı olmadığı için burada da işlem yapamam. Bu da toplanamaz diyebilirim. Veya çıkarma olsaydı çıkaramayacaktım aynı zamanda. Ama burada 3. satırda işlem yapabilirim. Yine 3 tane belirsiz bir şey ama yine belirsiz bir şey olarak ifade etmem mümkün. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. 3 tane var bundan. O zaman derim ki tane demek çarpı demek. 3 çarpı 2 üzeri x var diyebilirim mesela burada. Veya bir alt satırda 3 üzeri n ve 3 üzeri n. Toplanır mı bunlar? Toplanır. Daha doğrusu toparlanır. 3 üzeri n'den 2 tane var. O zaman 2 tane 3 üzeri n diyebilirim. Veya bir alt satıra geçtiğinizde bakın burada 5 çarpı 2 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri x var. Kabaca yaptığımız şu aslında 2 üzeri x parantezini alıyoruz. Burada 5, burada 4 tane var. 5 artı 4 diyoruz. Yani 2 üzeri x çarpı 9 ya da 9 çarpı 2 üzeri x olarak buluyoruz. Ya da tane usulü 5 tane 2 üzeri x, 4 tane 2 üzeri x daha 9 tane 2 üzeri x eder diyebiliyoruz. Veya gelin şu son satırı inceleyelim hani son alıştırma olarak. 6 çarpı 3 üzeri n'den 2 çarpı 3 üzeri n çıkıyor. 6 tane 3 üzeri n'den 2 tane 3 üzeri n çıkarsa 4 tane 3 üzeri n kalır diyebiliriz. Veya 3 üzeri n parantezinde 6 eksi 2 deyip 3 üzeri n çarpı 4 olarak da yazabiliriz ki zaten ikisi de aynı kapıya çıkıyor. İşin toplaması, çıkarması bu. Şimdi gelelim çarpmaya ve daha sonra da bölmeye. Çarpmada olay iki türlü. İkisini buraya yazdık zaten. Diyeceğiz ki tabanları aynı olan üslü sayıları çarpmak istiyorsak bu çarpmada ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. Yani 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarpabiliriz çünkü tabanlar aynı. 2 üzeri ne olacak? X artı y olacak bu. Veya 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 6'yı çarparsak 3 üzeri 5 artı 6 yani 3 üzeri 11 olacak. Buradan şunu da söyleyebiliriz. Bu sonuçta terse de işleyen bir kural. Kuvvetleri toplanmış bir üslü ifade görürsek bu tabanları aynı olan iki üslü ifadenin çarpımından kaynaklanmıştır diye de okuyabiliriz. Yani 2 üzeri x artı 3 nereden gelmiştir aslında? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3'ün sonucudur. Veya hemen altındaki 3 üzeri x artı y artı 2 bu aslında nedir? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 2'nin sonucudur diyebiliriz. Peki üstler aynı olursa ne olur? O zaman da direkt ne yapacağız? Tabanları çarpacağız. Yani ortak üs varmış ve o üs ortak üs altında tabanları çarpıyormuş gibi düşünebiliriz. 2 üzeri x ile 5 üzeri x'in çarpımından 2 kere 5'in x'inci kuvveti yani 10 üzeri x olur deriz. Ya da 10 üzeri x'i istersek geriye doğru 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x olarak yazabiliriz. A üzeri n çarpı b üzeri n ne olacak? A çarpı b'nin n'inci kuvveti olacak. Veya az önce dediğim gibi 35 üzeri x aslında 35 5 kere 7 olarak yazılabileceği için 5 üzeri x ile 7 üzeri x'in çarpımına eşittir. Veya 36 üzeri n bu 4 kere 9 36 olduğundan dolayı 4 üzeri n çarpı 9 üzeri n'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. Mesela böyle durumlar oluşabilir. Peki ya bölmeden olacak? Çarpmadakinin tam tersi diyebiliriz çok kabaca. Orada topluyorsak burada çıkaracağız. Tabanları aynı olan üslü ifadelerde üsler birbirinden çıkartılıyor. Yani 3 seri x bölü 3 seri y olursa burada şu bölmeyi yukarıya taşıyacağız. Eksi y olarak geçecek. Veya tam tersi bir çıkarma işleminin olduğu üs görürsek bu da bölmeden kaynaklanmıştır diye okuyabiliriz. 4 seri x eksi 3 nedir aslında? 4 seri x bölü 4 üzeri 3'ün sonucudur. Gelelim işin son kısmına. Üslü ifadelerde bölme yaparken bu sefer üsler aynıysa bu sefer ne yapacağız? Tabanları az önce çarpıyorduk. Burada da böleceğiz. Yani ortak üs altında tabanları işleme sokacağız. 15 bölü 3'ün x'inci kuvveti yani 5 üzeri x'e eşitmiş diyeceğiz. Bunun sonucu. Buraya kadar olan kısım nedir? Buraya kadar olan kısım işin en temeli yani üslü denklemler ondan sonra sıralama falan olmaksızın en temelinde
bilmemiz gereken temel kurallar. Ki zaten ÖSYM son yıllarda çoğu zaman bu temel kurallarla ilgili sorular soruyor. Onu da söylemek mümkün ama tabii ki biz diğerlerinden de sorular çıkabilir diye hepsini çözmeye çalışacağız. Şimdi gelelim işin soru kısmına. Ne tarz sorular gelir? Kolayıyla, zoruyla tamamı ÖSYM tarzı olan soruları birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi mesela 2 artı 2 bölü 3 üzeri eksi 2. Ne yapacağız? 2 artı dedikten sonra 2 bölü 3 eksi 2 olması bize takla attırmamız anlamına geliyor. 3 bölü 2 olur o. Artı 2 olur bu sefer. Peki 2 artı 3 bölü 2'yi kendisiyle çarparsak karesi ne olur? 3 kere 3'ten 9, 2 kere 2'den 4. Buymuş yani olay. Toparlayalım. 4 kere 2, 8. Ekle 9'u 17. 17 bölü 4'müş bunun cevabı deriz. Geçeriz 2'ye. Şimdi burada ne olur? 1 bölü 3'ün karesi zaten 1 bölü 3 çarp 1 bölü 3, 1 bölü 9'dur. Bölü diyor ya burada. Ne yapacağız biz? Ters çevirip takla attırıp çarpacağız. Yani ilkini aynen yaz, ikincisini ters çevir çarp diyorduk ya. Ama önce şu neyi ters çevireceğimizi netleştirelim. Eksi 1 bölü 3'ün 4. kuvveti. Ne demiştik? Negatif kuvvetlerin, negatif sayıların daha doğrusu çift kuvvetleri daima pozitiftir. O zaman bunu artı yapacak. Parantezin dışında çünkü o. O zaman artı neymiş? 1'in 4. kuvveti 1, 3'ün 4. kuvveti 81. 1 bölü 81 var burada. O zaman ne yapmalıyız? Çarpı 81 bölü 1 olarak yazmalıyız bunu. 1 kere 81, 81, 9 kere 1, 9. 81'i 9'a böl. Cevap nedir? 9'dur deriz mesela bu soru çıkarsa karşımıza. Ve geçeriz 3'e. Şimdi burada sayılar ufak olduğu için normal işlemlerini yapacağız. Kolaydan zora doğru yürüyoruz. 2 üzeri 4 nedir? 2'nin kendisiyle 4 defa çarpımı 16'tır. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 3'ün karesi bakın. Çift kuvvet daima pozitif yapar. O zaman artı olacak bu da. 3'ün karesi de 9. 16 eksi 25 eksi 9'dur. Aşağısı da artı 9. Eksi 9'u artı 9'a bölecek olursak cevap eksi 1 gelecektir. Geldik 4'e. Şimdi 4'te ne var gelin bakalım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Aklınızda olsun sayılar küçükse ederlerini yazın direkt. Sonuçta ederini bildiğimiz bir şeyi üstü biçimde ifade etmeye çalışmak da bence çok gerekli değil. 2'nin küpü 8, 3'ün karesi 9. 1 bölü 6'nın eksi 1. kuvveti. Bunu artı 1'i yapabilmek için ne yapacağız? 6 bölü 1 diyeceğiz. 6 bölü 1'in 1. kuvveti. Yani zaten o da 6. O zaman 8 kere 9, 72 bölü 6. 72'yi 6'ya bölersek cevap nedir? 12'dir deriz. Böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz sınavda söyleyeyim. Bunlar da hepsi dediğim gibi ÖSYM'nin sorabileceği kapasiteli sorular. Kimi yıl kolay, kimi yıl zor soruyor sonuçta. 42'nin karesi çarpı 3 bölü 21'in küpü. Şimdi bunların tamamını parçalayabiliriz. Mesela 42 3 kere 14'tür ya da 6 kere 7'dir. Bu şekilde yazmamız mümkün. Ama kuvvetler bunun gibi çok büyük değilse, küçükse 2, 3 gibi kuvvetlerse ben bunları olduğu gibi yazmanızı tavsiye ederim. Çok daha kolay, çok daha az işlem yaparak sonuca ulaşırsınız. 42'nin karesi sonuçta nedir? 42 çarpı 42'dir. Çarpı 3. 21'in küpü de 21 çarpı 21 çarpı 21 zaten değil mi? Şimdi 42 21'in 2 katı. Sadeleştir 2 kaldı. Sadeleştir 2 kaldı. 3 ile 21'i sadeleştir. Aşağıda 7 kaldı. 2 kere 2'den 4. Aşağıda 7 var. Cevap 4 bölü 7'ymiş. Ha kuvvetler büyük olsaydı ne yapardık? Onu da söyleyelim. Bunları parçalayacağız. Çarpanlarını ayıracağız. 42 nedir? 6 kere 7 olarak yazılabilir. 6 çarpı 7'nin karesi çarpı 3. 21'de 3 kere 7. Yani 3'ün küpü çarpı 7'nin küpü. Toparlayalım. Burası 6'nın karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 3 oldu. Burası da 3'ün küpü çarpı 7'nin küpü oldu ya. Bu 7'nin karesi ile 7'nin küpü sadeleşir. Burada bir 7 kalır. Hala parçalayabiliriz. 6 2 kere 3'tür. O halde 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olur. Çarpı da 3'ümüz var. Burada da 3'ün küpü çarpı 7 kalmıştı zaten. 3'ün karesi ile 3'ün çarpımı 3'ün küpü olduğu için o da gider. Yukarıda 4, aşağıda 7 kalır. Buradan da cevabı bulmuş oluruz mesela. Böyle bir soru da çıkabilir karşımıza. Ama tabii dediğim gibi burada şey olursa nasıl diyeyim? Kuvvetler ufak olursa çok da fazla uğraşmanıza gerek yok. Şimdi geldik 6'ya. Çok basit ama hepimizin dalgınlıkla hata yapabileceği bir soru. O yüzden yazdım bunu. 2 üzeri 300'ün yarısı kaçtır? Bunu 2 üzeri 150 olarak yazan, 1 üzeri 150 olarak yazan, 1 üzeri 300 olarak yazan çok fazla kişi
Görürsünüz. Bunların hepsini zaten ben de buraya yazmaya çalıştım. Olası yanlışları şıklara yazmaya çalıştım. Ama yarısı dediğimiz ne? Sonuçta ikiye bölünmüş hali. Sorulan özünde şu. 2 üzeri 300 bölü 2. Yani 2 üzeri 1. E ne yapıyorduk? Tabanlar aynı olduğunda üstleri çıkarmıyor muyduk? O halde 300 eksi 1. Buradan ne olur? 2 üzeri 299 olur deriz bu sorunun cevabı. Ve geçeriz 7'ye. Yavaş yavaş soruların dozlarını arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi ne yapacağız burada? Bunu içeriye dağıtacağız bu tip sorularda ama önce bu negatif kuvvetleri toparlayalım. Yani önce onları şöyle yazalım. 2 üzeri 3 dedikten sonra 3 üzeri eksi 3 dediğimiz nedir? 1 bölü 3 üzeri 3'tür. Bu da nedir? 1 bölü 6 üzeri 3 olarak yazılabilir. Şimdi bunu içeriye dağıtalım. Ne oldu bakın bu? 2 üzeri 3 ile 1 bölü 3 üzeri 3'ü çarparsak 2 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3 olur. Aynı mantıkla bu da 2 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 olur. Üstler aynıysa ne yapıyorduk? Sonuçta tabanları bölüyorduk. 2 bölü 3'ün küpü, burada da 2 bölü 6'nın küpü var. 2 bölü 6'yı sadeleştirip 1 bölü 3 olarak yazabiliriz bu arada. 2 bölü 3'ün küpü nedir? 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. Artı 1 bölü 3'ün küpü nedir? 1'in küpü 1, 3'ün küpü 27. Ne geldi bakın? Paydalar aynı olduğu için 8 artı 1'den 9 bölü 27 oluştu. Bunu da sadeleştir. 9'a böl her iki tarafı. 1 bölü 3 olurmuş cevabımız deriz. Ve geçeriz 8'e. Benzer bir soru daha yazdık. Dediğim gibi mümkün olduğunca her soruyla ilgili olması gereken kadar tekrar sorularında yazmaya çalışıyoruz ki dediğim gibi derdimiz kalıcı öğrenme sağlamak. Yine içeriye dağıtacağız ama içeriği toparladıktan sonra onun küpü yazalım. Burası ne olacak? 1 bölü 5'in küpü artı 1 bölü 2'nin küpü. Şimdi içeriye dağıttık. Ne oldu? 10'un küpü bölü 5'in küpü artı 10'un küpü bölü 2'nin küpü. Yine üstler aynı ya. Direkt bunu bölebiliyoruz. 10 bölü 5'in küpü ve 10 bölü 2'nin küpü. Şimdi 10 bölü 5 dediğimiz ne? 2. 2'nin küpü. 10 bölü 2 de 5'e eşit. O da 5'in küpü. 2'nin küpü 2 kere 2 kere 2. 8. Diğeri de 5 kere 5 kere 5, 125. İkisini topla neymiş cevabımız? 133 olurmuş deriz. Mesela bu soru çıkarsa karşımıza. Geldik 9'a. Şimdi 9'da bir hareket yapmamız lazım ki soru çok daha kolay çözülsün. O hareket de şu. Bunları 1 bölü 3'ün karesi, 1 bölü 5'in karesi olarak yazmadan şunu düşüneceğiz. Bakın aşağıda yazan sayılar yukarıda yazan sayıların tabanların daha doğrusu ikişer katı. 6 3'ün 2 katı, 10 da 5'in 2 katı. Oradan hareketle şunu düşüneceğiz. Yukarıya hiç dokunmadan 3 üzeri eksi 2 ve 5 üzeri eksi 2 olarak yazdıktan sonra aşağıyı bu 6'yı 2 kere 3, onu da 2 kere 5 olarak yazıp çözmeye çalışacağız soruyu. Diyeceğiz ki bu 6 üzeri eksi 2 şöyle yazılabilir. 2 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2. Aynı mantıkla 10 da 2 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 olarak yazılabilir. Bu bize ne kazandıracak? Bakın yukarıya hiç dokunmuyorum. Aşağıya neyin parantezini alabilirim ben? 2 üzeri eksi 2 parantezini alabilirim. Alınca ne oluyor? 3 üzeri eksi 2 eksi 5 üzeri eksi 2 oluşuyor içeride. Bunlar aynı ya. Bunlar sadeleşir gider. Yukarıda 1 aşağıda 2 üzeri eksi 2 kaldı. Bunu takla attırınca ne oluyordu? Sonuçta ya da şöyle düşünün. Bu nedir aslında? 1 bölü 2'nin karesiydi değil mi? Yani 1 bölü 4. 1 bölü 1 bölü 4 nedir? O da 4 bölü 1'dir. Yani cevap ne olacak buradan? 4 olacakmış deriz mesela böyle bir soru çıkarsa karşımıza. Bu şekilde çözmeye çalışmak çok çok daha işinize yarayacaktır sınavda. Geldik 10. soruya. Şimdi eksi 5'in küpü çarpı 3 üzeri eksi 1 diye gidiyor ya. Burada biraz olay şey hani işaret incelemesiyle alakalı. Ne demiştik? Eksi 5'in küpü. Şimdi tek kuvvetlerin işareti değiştirmeye gücü yetmiyor. O yüzden tek kuvvetler nerede olursa olsun işaretler aynı kalır. O zaman bu eksidir. Şöyle yazayım hatta. Eksi 5'in küpü yani eksi 125 olarak yazalım onu. Şöyle parantez içine alayım ki karışmasın. 3 üzeri eksi 1 nedir? O zaten direkt 1 bölü 3'tür. Onu da parantez içine alayım. Sonra 5 üzeri eksi 2 o da 1 bölü 5'in karesi yani 25'tir. Onu da paranteze aldım. Şimdi eksi 3'ün karesi. Şu kuvvet parantezin dışında olduğu için hem eksinin hem 3'ün kuvvetidir. Ve çift kuvvet eksiği ne yapar? Artılar. Bakın şöyle olsaydı, eksi 3'ün karesi olsaydı bu sadece 3'ün kuvvetiydi. Ama böyle olduğu için bu hem 3'ün hem de eksinin kuvveti. O yüzden bunun ederi eksi 9 iken bunun ederi artı 9 olur. İkisi birbirine eşit değildir. O halde bu ne oldu? 9 mu oldu şimdi?
Şimdi bakalım ne oldu? Artı 9 oldu bu arada, değil mi? 125, 25 sadeleşti, 5 oldu. 3 ile 9 sadeleşti, 3 geldi. Eksi 5 çarpı 3'ten cevap ne oldu? Eksi 15 oldu. En fazla yapılan hata burada işaret hatası oluyor. Şıklarda artı 15 cevap görüldüğü gibi. Oradan büyük bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Geldik nereye? Virgüllü sayıların kuvvetleriyle karşımıza çıkarsa ÖSYM ne yapacağımızı söylemeye. Burada yapılacak en mantıklı hareket bunları bayağı kesir olarak yazmak. Yani 3 bölü 10, 4 bölü 10 biçimde yazmak. Yazınca zaten kuvvet de muhtemel, paydalar da aynı geleceği için çok uğraştırmaz bu sorular bizi. Şöyle yazayım ben. 0,3, 3 bölü 10'un karesi. Bu 4 bölü 10'un karesi. Sonra 0,5 yani 5 bölü 10'un karesi. Ve 0,3, 3 bölü 10'un karesi. Hiç sadeleştirmiyorum. Çünkü hepsinin paydaları aynı gelsin. Bu benim işime yarayacak. 3 bölü 10 karesi ne olur? 9 bölü 100. 4 bölü 10'un karesi 16 bölü 100. Karelerini alıp yazıyorum. 5 bölü 10'un karesi 25 bölü 100 ve 3 bölü 10'un karesi 9 bölü 100 oldu. Paydalar aynı ve 100 olduğu için bu yukarısı ne oldu? 9 artı 16'dan 25 bölü 100. Aşağısı da 25 eksi 9'dan 16 bölü 100 oldu. İlkini aynen yaz. 25 bölü 100'ü. İkincisini ters çevir çarp 100 bölü 16. Yüzler gitti. Neymiş cevabımız? 25 bölü 16'ymış. Geldik 12'ye. Şimdi parantezin içindeki neyse onun eksi ikinci kuvveti 9'muş. O zaman bu parantezin içindeki ne olabilir onu bir görelim. Ona ne diyelim? Ne üzeri eksi 2'nin ederi 9'muş. Yani bu nedir bu? 1 bölü ne karenin ederi 9'muş. İşler dışarı yapsak 1 eşittir 9 çarpı ne kare demek ki. O zaman ne kare her iki tarafı 9'a böldüğümüzde 1 bölü 9. Dolayısıyla n'nin ederi buradan 1 bölü 3 olur diyebiliriz. Yani parantezin içi 1 bölü 3'e eşitmiş. Toparlayalım o zaman. 3 bölü 4 eksi x bölü 5 neymiş? 1 bölü 3'müş. İşler dışarı yaptığımızda 4 eksi x bölü 5 kere 1 yani 4 eksi x bölü 5'in kendisi 3 kere 3'ten 9'a eşit olur. At bunu bu yana, bunu da bu yana. 4 eksi 9'dan eksi 5 eşitmiş x bölü 5'e. İşler dışarı yaptığımızda x eksi 5 kere 5'ten eksi 25 olur deriz. Yani cevap buradan B şıkkı olur. Şimdi gelelim 13'e. Bu çarpanlara ayırmada da çıkabilir karşınıza. İki kare farkı ile karışık bir soru. İki kare farkını hatırlatalım. Bir sayının karesinden başka bir sayının karesini çıkardığımızda bulduğumuz şey bu iki sayının toplamıyla bu iki sayının farkını çarptığımızda bulduğumuz şeyle aynıdır. Olay bu. Buna dönüştürmeye çalışacağız şimdi. İki kare farkı olarak yazmak için bir şeyleri karesi olarak yazmalıyız. Şimdi 5 üzeri 8 neyin karesi? Ona bakacağım. 1 zaten 1'in karesi. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için istediğimiz şekilde yazabiliriz. 5 üzeri 8 neyin karesi peki? 5 üzeri 4'ün karesi. Hani üstün üstüne çarpıyorduk ya. 2 kere ne 8 eder diye düşüneceğiz. 4 olduğu için 5 üzeri 4'ün karesi olarak yazacağız. Bu da 1'in karesi. Aşağıyı da buna benzetmek için şunu göreceğiz. Bu biraz tabii ilk etapta zor gelebilir ama şurası 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Bu da 5 üzeri 4 çarpı 1. Bunu 5 üzeri 4 parantezine alacağız. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz. Bakın 5 üzeri 4 parantezine burası 5 üzeri 2 eksi 1 gelecek. Şu kısımdan bahsediyorum. Sonra bir daha artı ne tesadüf ki aynısı var. Şimdi bir daha bir de bunun parantezini alacağım birazdan. Ama yukarıyı bir iki kare fark olarak yazalım. 5 üzeri 4'ün karesi eksi 1'in karesi nedir? 5 üzeri 4 artı 1 ile 5 üzeri 4 eksi 1'in çarpımı olur. Aşağıyı 5'in karesi eksi 1 parantezine aldığımızda birinci 5 kare eksi 1'in yanında 5 üzeri 4 var. Artı ikincinin yanında kimse yoksa 1 var. Bakın bunlar sadeleşti. Bir daha şimdi ne oluştu? 5 üzeri 4 eksi 1 ve 5'in karesi eksi 1 oluştu. Aynı şeyi bir daha yapacağım. Buradaki kare farkı olayını. 5 üzeri 4'ü 5'in karesinin karesi olarak okuyacağım. Biri de 1'in karesi olarak. Ne kazandıracak o bana? 5'in karesinin karesi eksi 1'in karesi olarak yazdığım vakit aşağıda 5'in karesi eksi 1 var ya. Şurası 5 üzeri 2 artı 1 çarpı 5 üzeri 2 eksi 1'e dönüştü. Aşağıda da 5 üzeri eksi 1 var. 5 üzeri 2 üzeri 5 üzeri 2 eksi 1 var. Bunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı? 5 üzeri 2 artı 1. Yani 25 artı 1'den cevap neymiş buradan?
26'ymış diyeceğiz. Bir tık daha, hatta belki iki tık daha zor bir soru kalıbı bu. Daha önce görmediyseniz sınavda sizi yorabilir. Geldik 14'e. Yine iki kare farkına benzer bir soru. Şimdi burada olay ne? Olay şu. 25 çarpı dedikten sonra bunu 1 eksi 1 bölü 5 üzeri 4 olarak yazayım. Bu da 1 eksi 1 bölü 5'in karesi olarak yazılsın. 5 üzeri 4 kere 1 eksi 1 olarak yazabiliriz bunu ama şöyle okuyalım. 1'i 1'in karesi olarak 5 üzeri 4'ü de 5'in karesinin karesi olarak yazarsak. Soru şuna dönüşür. 25 çarpı dedikten sonra burası 1'in karesi eksi 1 bölü 5'in karesinin karesi olarak yazılsa. Aşağıda 1 eksi 1 bölü 5'in karesi var zaten. Bakın yukarıda 25 çarpı dedikten sonra iki kare farkı olarak yazayım. 1 artı 1 bölü 5'in karesi ve 1 eksi 1 bölü 5'in karesi oldu. Burada yine 1 eksi 1 bölü 5'in karesi var. Bunlar aynı olduğu için gitti. Ne kaldı bize? 25 çarpı 1 artı 1 bölü 5'in karesi. Yani 25 kaldı. Yani 25 çarpı 25 kere 1, 25, 1 ekle 26. 26 bölü 25 kaldı. En nihayetinde bunlarla sadeleşti. Cevap olarak 26 kaldı diyebiliriz bize. Bir iki tane güzel soru arka arkaya geldi. Şimdi gelelim 15 ve 16'ya. Daha sonra 17'nin sorudan itibaren yarın devam edeceğiz 66. sayfada. Bu soruların biraz daha farklı şekillerinden de bahsedeceğiz. Bu şimdi böyle bir şablon. Bu şablonun olayı üstleri büyük ama birbirlerine yakın üstlü ifadelerin tabanları aynı olduğunda bizi karşısında çıkıyor. Pratik yöntemi şu. Tabanların hepsi aynı olacak ya da aynılaştırılabilecek halde olacak. Onu söyleyeyim. Kuvvetler bu şekilde birbirine yakınsa paranteze almak mümkün ama paranteze almadan şöyle bir pratikle yapacağız. En küçük kuvvete 0 diyeceğiz. Diğer kuvvetler de bu kuvvete yakınlıkları oranında 0'a göre değer alacaklar. Neden bahsediyorum? Mesela bunun en küçük kuvveti kaç? 2019. 2019'a 0 diyelim. 2019 0'sa 2020 onun bir fazlası, o zaman o 1 olur. Bu da 1 o halde. 2021 onun da bir fazlası, o halde o da 2 olur. Yeni kuvvetlerimiz bunlar. Buna göre işlem yapacağız. 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri 0. Böyle soru çok daha az uğraştırır sizi. 3'ün karesi 9 eksi 3 üzeri 1 3. 3 üzeri 1 3. 3 üzeri 0 1. 9 eksi 3 6. 3 eksi 1 2. 6 bölü 2'den cevap neymiş? 3'müş deriz mesela. Soruyu çözmüş oluruz. Bir tane daha soru. Bu da benzer bir soru. Gelin hadi onu da çözelim. Burada şimdi olay ne? Yine tabanların hepsi aynı ve kuvvetler birbirine yakın. O zaman en küçük kuvvete 0 diyoruz. 27'ye 0 dediğimiz anda 28 onun bir fazlasıdır, 1 olur. 29 onun iki fazlasıdır, o halde 2 olur. Yeni kuvvetlerimiz bunlar. 5 çarpı 7'nin karesi eksi 3 çarpı 7 üzeri 1 ve 8 çarpı 7 üzeri 0 mı geldi? Şimdi burada aşağısı 8 kere 1'den 8 geliyor zaten. Yukarısı 5 kere 7'nin karesi eksi 3 kere 7. Biraz daha kolay olsun diye işimiz. Yani bu 5 kere 49 eksi 3 kere 7 olarak yazılabilir ama. Bir daha bir 7 parantezini alayım. Yukarısı 5 kere 7 kere 7 ya bu. 7 parantezini alırsak 5 kere 7'den burada 35 bırakır bize. Eksi bunun yanında da 3 var zaten. Şimdi ne kattı bu? Şöyle bir kolaylık kattı. 35 eksi 3 32 bölü 8. Şimdi 32 ile 8'i sadeleştir 4. En nihayetine ne kaldı 7 kere 4'ten? Cevap olarak bize 28 kaldı diyerek bu sorunun da üstesinden gelebilir kardeşlerimiz. Evet, inşallah faydası olmuştur diyelim. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince sizlere üstü ifadelerin şöyle bir girişini söylemeye ve sorularını göstermeye çalıştık. Sizden ricam lütfen bu videonun ve kamp videoların hepsinin altında olan kamp programını indirin ve oradaki ödevlerden yola çıkarak soruları da çözün. Ödevlerle beraber hakikaten kalıcı öğrenmeyi çok daha güzel, çok daha verimli biçimde halledeceksiniz. Denemelerle, tekrarlarla, kamplarla zaten biz destekleyeceğiz ama önemli olan temeli sağlam atmak. Temel ne kadar sağlam olursa o kadar daha geç unutuluyor bunlar. O kadar daha güzel bir tekrar aşamasına geçiyoruz ve çok daha moralli bir dönem bizi bekliyor oluyor. Onu da söyleyelim. Herkes çok iyi baksın kendine. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Genellikle çünkü izleyip kaçıyor kardeşlerimiz. Şöyle bir aşağı dokunursanız çok mutlu oluruz.
Herkes tekrar çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.